akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Çok şükür gayet iyiyiz. Heyecanlıyız biliyorsunuz. Harbiye deyince böyle bütün bir yılın adeta hani böyle karnesini aldığınız yer gibi oluyor. O yüzden heyecanlıyız. Harbiye'nin anlamı da çoğu sanatçı için farklıdır. Sizde ne bir önemi vardır açık hava? Benim için açık hava tiyatrosu ilk olarak Sezen Aksu öğrenciliğimi geçirdiğim ve defalarca onun arkasında sahnede yer aldığım bir platform olarak öne çıkıyor. İlk Harbiye konserini hatırlıyorum. Uçsuz bucaksız insanlar diyordum ki ya bu nasıl bir sevgi ve Sezen Hanım'la çalıştığımız yıllardan itibaren Harbiye'nin bende çok özel bir yeri var ama bir gün kendi albümüm hiç hayal etmiyordum. Kendi albümümle bir gün Harbiye'de konser verir miyim derken 2010 yılı itibariyle çok şükür burada her yıl birer tane konserimiz olmaya başladı. Nasıl hazırlandınız bu konsere? Çünkü bazı sanatçılar sosyal medyada videolar paylaşıyor. Bir hafta diyete giriyorlar, spora giriyorlar. Siz neler yaptınız bu süreçte? Bu yıl Harbiye konserini biz daha sakin tasarladık. Çünkü geçen yıl çok ciddi bir show hazırlamıştık biliyorsunuz. Evet, dans etmiştiniz. Evet. Şimdi her sene de üst üste aynı şeyi yapmayalım diye bu yıl Mustafa Ceceli şarkılarından oluşan bir repertuar. Bunun içinde İrem Derici bu akşam sahnede konuğumuz olacak. Evet. Hem Kalbimin Tek Sahibine de düet yapacağız. Ama ben onu şu şekilde ona ben de bir sürpriz hazırladım. Kendisi de bunu bilmiyor. Şarkıyı onun tonundan çalacağız. Ve ben o daha şarkıya girmeden atlayacağım ona böyle. Dualar eder insan diye bakalım orada seyirci anlayacak mı anlamayacak mı bilmiyorum kim söyledi. Abi aslında İrem Derici benim. Yani şarkı benim Mustafa Bey daha gelmedi. Daha gelmedi bekliyoruz. Yeteneğiniz var mıdır ya? Yok işte böyle yani. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Yani. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Bir de acı bir kaybınız oldu efendim. Sizin sosyal evet, bir hayranım. Çok da tatlı. Ben ona bir video çekmiştim Zehra'ya. Tabii çok minik bedenler ve inanın bizler böyle başımız ağrısa, dişimiz ağrısa bunu dert ediyoruz ya. Onların o küçücük yaşlarında aldıkları tedavinin onda birini bize deseler ki biz pes ediyoruz. O yüzden ona da video çekip gönderdiğim için gazetede bu haberi okuyunca ben de kendi hesabımdan bir başsağlığı dileği paylaşmak istedim. Mekanı zaten cennet. Evet. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Hayırlı sahneler olsun. Tabii ki. Ben bir çıkayım öyle abi. Hüseyin, şöyle yatın. Hüseyin. Yaşadım lakin canımın çok kaldı sende. Pişman mıyım asla
Çok çok teşekkürler. Güzel alkışlarınız şiiri Ahmet Hulusi'ye aitti, bestesi Alper Altun Toprağı'a aitti. Onlara gitsin güzel alkışlarınız. Aşk için gelmiş olana bu dünyada ne mutlu.